Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Vatandaş artan gıda fiyatları, ödeyemediği kira ve fatura bedelleri sebebiyle tepkili. İktidar kanadı ise çözüm önerileri yerine vatandaşa sürekli sabır ve tasarruf telkinleri veriyor. Hükümete yakın medyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diyerek açıkladığı sosyal konut projesini televizyon ve gazetelerinde göstermeye devam ederken, vatandaş durumun seçim kampanyası olduğu görüşünde. Bu ekonomik koşullarda konutların nasıl tamamlanacağı, taksitlerin nasıl ödeneceği ise tam bir muamma. 500 bin sosyal konutun vaat edilen maliyet ve sürede nasıl bitirileceği konuları da aydınlatılmış değil. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asgari ücretlilerin sosyal konut projesine katılımına ilişkin "vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir." açıklamasına tepki yağmaya ise devam ediyor. Gazeteci Fatih Portakal Duruma Kişisel Sosyal Medya Hesabından, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinde 2002 yılında 7 milyon 500 bin olan çiftçi sayısının 490 bine düştüğünü ifade eden paylaşımla konut projesine gönderme yaparak tepki gösterdi. İşte Fatih Portakal'ın paylaşımı. SGK verisi, ülkede 2002 yılında 7,5 milyon olan çiftçi sayısı 490 bine düşmüş. Aslında buna proje üretilmeli. Bina mı yedireceksiniz 84 milyona ifadelerini kullandı.